stres kaynaklı bir rahatsızlık. Yani aslında hayatımızın her yerinde hep mutlu olalım diyoruz ya. Gerçekten öyle. Stres hayatımızda bazen cildimizdeki bir estetik unsuru bile etkiliyor. Bazen çok ciddi farklı rahatsızlıklar yaratabiliyor. O yüzden arkadaşlar hiçbir şeyi kafaya takmıyoruz. Umursamaz oluyoruz demiyorum ama lütfen stresi de yönetelim. Önemli olan hayatı güzel ve sağlıklı yaşamak. Öyle değil mi Ege? Şimdi Ege'yi çok göstermeden ben geri kalan kısımda maskeyi de seni misafir ediyor olacağım. Ege hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi senden bir şey rica edeceğim. Özellikle yaşamış olduğun bu rahatsızlıkla ilgili bizimle bilgi paylaşmak ister misin? Bu problemi yaşayan arkadaşların süreciyle ilgili bizler de biraz bilgi sahibi olalım. Nedir problem? Sana nasıl bir estetik rahatsızlık yaratıyor? Bugün alopecia areata'dan dolayı kaşlarına bir medikal pigmentasyon uygulaması yapacağız. Bir kaş efekti vereceğiz ama süreç nedir? Bilmeyenler de hem anlamış olur hem de fikir sahibi olan ya da olmayan arkadaşlarımıza biraz yardımcı oluruz. Müsaade edersen. Tamam. Yaklaşık bir 5-6 senedir stresten kaynaklı aslında bu hastalığın sebebi. Aşırı stresten dolayı başlamıştı. Yani yaklaşık bir senedir de böyle kaşlarda hani dökülme var. O şekilde hani... Bu da estetik anlamda seni rahatsız ediyor. Aynen. Peki tedavi sürecinde hiç tekrar çıktı mı kaşlar yoksa hep tamamen dökülme ardından aynı şekilde devam mı etti? Yok çıktı aslında hani bazı kortizol ilacı falan kullandığım zaman çıkıyor tekrardan ama hani bırakınca geri geliyor falan hani hep zaten hani bu şekilde oldu hani biraz ilaç kullanınca çıktı toparlıyor bırakınca gene geri gidiyor falan. En sonunda en nihayetinde böyle bir şeye ihtiyaç duydum. Alopecia areata'da medikal pigmentasyon uygulamasına kaş tasarımı prosedürümüz biraz daha farklı işliyor. O yüzden şimdi yavaş yavaş uygulamaya geçeceğim. Eğer Ege'de müsaade ederse ufak ufak paylaşacağım sizlerle. Alopecia areata özellikle dediğim gibi kaşlarda çok estetik problem yaratıyor. Evet saçta da öyle çünkü saçlar da dökülmeye başlıyor ama kaş yüzümüzün en önemli ifade unsuru yani mimiklerimizi çok etkilediği için genelde danışanlarımız ve misafirlerimiz saçtan ziyade önce kaştaki eksikliği gidermek istiyorlar. Öyle değil mi? Evet, aynen. Hatta kirpiklerimiz bile dökülüyor. Orada da yaptığımız deep liner uygulaması çok hayatımızı kurtarıyor ama kaş olmazsa olmaz. Bugün ben de yaptığım makyajı kaşla tamamlıyorum, kaşla destekliyorum. Dolayısıyla şimdi özellikle Ege'ye yapacağımız ana hatlardaki tasarımın dahilinde kaşlarımızı biraz daha yüzüne uygun anatomik bir tasarımla netleştireceğiz ve sonrasında uygulamaya başlayacağız. Alopecia areata dahil, özellikle şimdi normalde kaş tasarımında hep referansımız kaşlar oluyor. Öncesinde var olan kaş neredeydi, nerede döküldü, eksiğimiz bu diyoruz ama burası şu anda tertemiz bir sayfa. Bir taraftan çok büyük avantaj ama bir taraftan da yüzün anatomik hatlarını buluyor olmak önemli. İşte normalde 3D kıl tekniği ya da altın oran kaş tasarımının dışında anatomik tasarım burada devreye giriyor. Aslında olması gereken yerlere biz kıl köklerini nasıl yerleştireceğiz? Bu en önemli problemimiz şu an ama bu problemi çözeceğiz. İnşallah. Kaşlarını çatar mısın mimik olarak? Heh, süper. Tamamdır, bırakabiliriz rahat rahat. Peki kirpik konusunda deep liner önerir misin? Kesinlikle öneriyorum. Medikal deep liner uygulaması şu an Ege'nin sanki kirpiği varmış gibi bir efekt yaratır. O dolgunluk ve yoğunluk da çok rahatlıkla. Onu yapabilir miyiz? Tabii abi. Ki. Yaparız. Evet. Peki ben size bir şey soracağım. Siz bize nasıl ulaştınız? Nasıl buldunuz Alopecia areata'da erkek kaş tasarımı Didem Özkan? Evet, ben okuldan siz arattım. Anlatırken erkek, ben bir taraftan uygulamaya erkek başlıyorum. Erkek kaş tasarımı diye arattım özellikle. Çünkü kaş tasarımı biliyorsunuz çok fazla var ve bayanlara genellikle uygulanıyor. Ama ben daha tabii maskülen bir şey olma, yakışan bir şey olsun istediğim için erkek olarak arattım sizi ve direkt olarak sizin isminizi gördüm. Birkaç kişi daha çıktı tabii o arada. Neden birkaç biz? Araştırma yaptım. En iyisinin siz olduğuna karar verdim kendimce. Teşekkür ederim. Aramızda konuştuk, eşim tartıştık tabii ki bu konuda. Önemli bir konu çünkü. Evet, çok önemli. Kız kardeşime sordum, eşime sordum, kızıma sordum, Ege'ye sordum.
Ya hep birlikte bu konuda hemfikir olduk ve siz de karar verdik Didem Hanım. Ondan sonra size dönüş yaptım. Genelde baktıkları zaman protokol olarak da hani sayfa yapımız olarak da hep erkek olduğu zaman zaten çoğu zaman şöyle bir şey geliyor. İşte sadece erkekler uygulama yapıyor. İşte kadınlara uygulama yapmıyor. Neden hep erkek var? Kadınlarla ilgili bir şey paylaşmıyor. Evet, hani normalde erkek cildi, erkek yüzü, erkek ifadesi çok farklı. Tekstilde de böyle. Renkli kozmetikte de böyle. Normal hani erkeğin alışveriş yaptığı her şey için baktığınızda kadın otomobil alırken bile işte kadın otomobili, erkek otomobili, aynen, her şey değişiyor. Onun yanı sıra yüzde ve cilt de anatomik yapıda da çok şey değişiyor. Biz kadınlar her şey yapılmış, aman daha estetik görünsün, yapıldığını herkes anlasın diyoruz ki makyaj yapıyoruz. Ama erkekler tam tersine daha kendi içine kapanıp daha doğal kalsın istiyor. O yüzden ben de erkek medikal makyajında diyeyim. Tamamen ayrıcalık olması gerektiğini düşünenlerdenim. Şimdi ana hatlarını çizdim. Biraz kaba bir çizim oldu ama bu seni rahatsız etmesin. Bunun içerisinde şimdi ufak ufak oynayacağız. Önce sana aynada göstereceğim. Ana hatlarında senin yüzünün çerçevesinde kaşın böyle olmalı. Bu kahverengi alanın içinde çalışacağız. Minik kaşlarını çat. Gördün mü? Kaşlarını çattığındaki ifaden. Yukarı kaldır. Dediğim şu tavşan gülümsemesi yapıyoruz ya. Onu yaptığımız zaman da bu üst alt hareketliliği çok rahatlıkla görüyoruz. Anatomik çatın bu. Şimdi artık estetik kıl efektleri nasılmış? Okey miyiz? Var mı söylemek istediğim şey? Yok şu an. Kalınlığında şu olacak. Şu kahverenginin arasında kalacağım. Daha kalın olmayacak ama. Tamam mı? Tamam. Doğal bir renk olacak. Renk içinde hani siyah koyu koyu bir renk değil. Tamam. Evet, doğal bir şunu merak ediyorum Didem Hanım. Hani mesela silinmeye başladığı anda böyle bir kızıllık, bir işte böyle mavilik, böyle değişik renk olmayacak. Çünkü doğal pigmentler kullanıyor olacağız. Dolayısıyla kendi yüzüne en uygun doğal renkte çalışacağım. Bu problemi yaşamayacaksın. İki iğne kullanacağım. Açıları birbirinden farklı olduğu için uygulamamıza başladık. Ana hatlarıyla zaten tek kaşımızın tasarımını, çatı hatlarının tasarımını yaptık. Şimdi diğer kaştayız. Çok canın acıyor mu Ege? Çok hafif hissediyorsun ama değil mi? Aynen. Şimdi bugün yapacağımız uygulamada özellikle ana hatları oluşturuyoruz ama devamı niteliğinde olacak diğer seanslarımızda detaylarını bitireceğiz. Özellikle medikal pigmentasyon sınıfına giriyor alopesi areata kaş tasarımı. Çünkü normalde estetik amaçla veya kozmetik amaçla yapmış olduğumuz microblading ya da kıl efekti uygulamalarından farklı. Burada ilk uygulamamızda çatıyı oluştururuz. Bir sonraki rütüşe geldiğinizde diğer boyutu verirken ana hatlarında detayları oluştururuz. Uygulama esnasında çok kanama olmaması bizim için çok önemli. Çünkü bakın şu anda da görüyorsunuz hani kan yok. Sadece hücreler arası sıvı çok az çıkabiliyor. Haricinde de ne kadar rengi tuttuğunu ve doğal tuttuğunu görmek için de birkaç güne ihtiyacımız var. Bu yüzden senin geri bildirimin bizim için çok kıymetli. Tamam. Ve koruma. Ve sonra tekrar gelecek. Yaklaşık bir iki hafta ya da üç hafta sonrasında tekrar bir bakacağız. Çünkü orada ben biraz daha maskülen bir efekt oluşturacağım. Bakacağım hani daha doğal tarama dediğimiz bir hava yaratmam gerekiyor. Ama onun için nasıl bir boya rengi ya da nasıl bir pigment seçmem gerekiyor. Buna biz beraber Ege ile karar vereceğiz. Bir apartman düşünün. Temelini attık. Ana hatlarını da oluşturuyoruz. Evet, kabasını yapıyoruz. Daha sonraki günlerde de estetik dokusunu oluşturacağız. O yüzden bugün çok önemli. Uygulamada işte bir tecrübeniz de olmuş zaten. Daha öncesinde küçük uygulama yaptırmışsınız. Öyle olmasın. Daha uzun süre kullanın. Hatta biraz indüklesin ve kaşlarımız çıksın diye de ben biraz vitamin yapacağım. Destekleyeceğim. O yüzden medikal pigmentasyon sınıfında alopesi, areata 4D kaş tasarımı biraz daha farklı protokolü. Şimdi bir 5 dakika bekleyeceğiz. Akabinde kaşı sileceğim. Özel bir solüsyon sürüp ikinci katı yapacağım. Biraz dinlenebilirsin. Yaklaşık 10-15 dakika kadar bekledik. Şimdi sileceğiz. Ana çatımızı tamamladık. Bunun üzerine ara solüsyonunu sürüp detayları yapmaya devam edeceğiz. Şöyle bir bakalım.
Nasıl? Evet. Gayet iyi. Bir önceki uygulamamız biraz alttaymış. Oraya çok girmeyeceğim. Şimdi bunun aralarını dolduracağım ve şu araları dolduracağım. Şu alttaki kısmı belki bir sonraki seansta sileriz. Tamam, ama ana çatımız bu. Ben bugün sadece bunun arasındaki biraz şu keskin boşlukları doldurup bırakacağım. Çatımızı bu şekilde olacak. Bakabilirsiniz isterseniz. Şimdi bunların kıl kıl oluyormuş gibi aralarına gireceğiz. Biraz daha dolduracağız. Şu altı biraz daha dolduracağım ve üst boşlukları. Aynı zamanda uygulamamızı yaparken bir taraftan da çok hafif deep liner etkisi verdik kirpiklerimize. Şimdi kaşımızın tamamını siliyorum. Bakalım Ege gerçekten karşılaştığında ne hissedecek? Çok merak ediyorum Ege. Senin kaşın ve bu işlem benim için apayrı bir öneme sahip. Özellikle hiç kaş olmayan bir yerde kaş efekti vermek, doğal efektler yaratmak biraz enteresan bir süreç ama ta. Oo. Çok iyi. Gerçekten. Evet. Oo, çok iyi. Falan bekliyordum. Biraz sakin oldu ama. Gerçekten. Evet. Ya. Tam istediğim gibi. Gerçekten. Önceki şimdi, kalındı çünkü. Bir sonrakinde biraz daha şöyle yapacağız. Biraz daha şöyle duracak. Şu altı da sileceğim Ege. Daha önceki işlemi. Rengimiz birkaç gün içinde daha da oturacak ama detaylar için ne diyorsun? Çok iyi. Gerçekten çok beğendim yani. Biraz bak bakalım. O zaman ben çıkacağım. Sen lütfen yorumla. Neyse gerçek düşünce anlamak istiyorum. Gerildim o. Yani tam bir kaş efekti gibi oldu ya. Gerçekten hani sıfırdan. Çok beğendim. Diğer işleminize göre nasıl sizce? Diğerine göre çok daha iyi olmuş bence. Şey, kaş şeyi daha iyi verdi. Daha önce de diğere gitmiştim ama hem daha kalındı o hem tam daha kaş gibi durdu yani. Deep liner peki sizce nasıl duruyor? Ondan çok iyi ya. Tam onu birazcık daha tamamlayacağız tabii. Galiba tam bitmedi ama çok iyi. Güzel günlerde kullanın öyleyse. Teşekkürler.